Evet, geliyor dendi. O sene bu sene dendi. Ve gerçekten tam geldi. Artık şampiyon garanti ama Trabzonlar yine emin adımlarla tam garantiyi almak istiyor. Ve sevgili seyirciler, ben normalinde bir maç çekimindeydim. Beykoz'da Çiğdem Spor maçında. Oradan apar topar geldim buraya hemen ve sevgili İsmail Turgut Öksüz, Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Dernek Başkanı. Uzun zamandır da görüşemiyordum ama Trabzonspor aşkını bildiğim için, Trabzonspor sevdanı bildiğim için bu maçı dedim kaçırmayacağım. İlk yarıdan beri maçı seyrediyorum. Sevgili başkan köşede kafayı yiyor. İlk defa aslında bir duvara vurdun ama ilk defa televizyon kırmadan maç seyredeceğim. Şöyle az yaklaş başkanım. Şöyle yapalım mı? Tabii ki İsmail Türk Öksüz'ü Trabzonspor camiası çok iyi biliyor. Nasıl emek verdiğini çok iyi biliyor. Neler yaptığını çok iyi biliyor. Kısaca yeniden bir tanıyalım. Ondan sonra bugünkü maçın şöyle sizin gözünüzdeki izlemini diye söylüyorum. Sakinsin. Demek ki bir şeyler güzel gidiyor. Şimdi şöyle, bir kere takımdan emin olduğun zaman daha sakin oluyorsun. Her şey kesin değil. 3 maç almamız lazım kesin olabilmesi için. Biz daha önce çok fevri erken konuşmaların bedelini çok iyi biliyoruz. O yüzden temkinli gidiyoruz ama yine de biz bu sene Trabzonspor'un şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun desek, sonuçta maç sahada oynanıyor, sahada kazanılıyor. Bu sene Trabzonspor'un Sayın Başkanı Ahmet Ağoğlu'na, yönetimine, bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'a yakışan bir futbol oluyor. Sahada oynanıyor ve güzel gidiyor. Şu anda bütün herkes Trabzon'da. Biz buradayız. Evet, gerçekten. Biliyorsunuz biz pandemi süreci atlattık. Yaklaşık 2-2,5 sene biraz ara verdik. Ama şimdi dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki günlerde de Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun çatısı altında yeni kapıda Trabzonspor'un çok ciddi bir şampiyonluğunu kutlayacağız. Onun altyapısı var. Biz çok dernekli bir Trabzon'uz İstanbul'da. Her dernek bunu kutlamaya kalksa şehir içinde değil de şehrin daha kıyısına, köşesine çekip can yakmadan bize yakışan bir şampiyonluk kutlaması arzu ediyoruz. Bununla alakalı da toplantılar düzenliyoruz. Sayın Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu'yla da bu organizasyonun Trabzon Dernekleri Federasyonu çatısı altında gerek Kuzey Yıldızı olsun, gerek Gurbetçi Gençler olsun, gerek Trabzonspor dernekleri olsun, hepimiz bir ve beraber olarak bunu kutlamalıyız. Bunu bu şekilde yapmalıyız. Hem emniyet güçlerimize yardımcı olmalıyız. Hem biz sevincimizi yaşarken başka evlerde keder, üzgünlük bırakmamamız gerektiğini ve biz sevinirken başkaları da bizimle beraber sevinmesi gerektiğini düşünen bir yapıya sahibim. Ben bir şey hatırlatacağım Sayın Başkanım. Unutmayın lütfen. Ahmet Metin Genç, Ortaçar Belediye Başkanımız, o kadar anlamlı, o kadar güzel bir video yapmış ki o kurşun, o silahı sıkmasaydın ya da kurşunu sıkmasaydın, yalan söylemeyeyim. İki tane kardeşimizin de Feyza Nur'la bir kardeşimiz daha var, resimlerini stada koyuyor. Yani işte o acıyı yaşayan bilir. Görünce de duygulandım. Ya şimdi hepimizin hak ettiğimiz bir şampiyonluğu yaşıyoruz. Bu arada bunu söylerken 2010-2011 sezonun şampiyonu da Trabzonspor olduğunu her defasında, her ortamda söyleyen bir şahsım. İnşallah onunla alakalı da çalışmalarımız var. Ama bu sene dediğim gibi hiç gölge düşmeden bütün önemli olan 4 büyük kulübün 3'ünün de Trabzonspor'un hak ettiği bir sezonu yaşadığını, deklare ettiği bir sezondayız. Daha önceden de şunu söylüyoruz, herkes şampiyonluk yaşar ama herkes takdir edilen bir şampiyonluk Trabzonspor yaşar. İnşallah bu süreç devam edecek. Bir dahaki gelecek yıllara da ambargo koyacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Biz Trabzonluyuz. Trabzonspor'u tutmak bizim için illa şampiyon olacak anlamını taşımıyor. Biz o şehrin evladıyız. O Trabzonspor'u tutmak bizim için bir rengi tutmak değil. Biz o şehirde doğduk. O şehrin evladıyız. O şehrin takımını tutmak zorundayız. Buradan herkese şunu söylemek istiyorum. Tekrar. Şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Hak ettiğimiz şampiyonluğu. Bir şeyin farkında mısınız başkanım? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımların kullanmış olduğu ortak bir kelime var. Ben bunu sokakta duyduğum için söylüyorum. Hak etti.
Yani dediğim gibi hiçbir takım diğer takımlar tarafından takdir edilerek şampiyon olamıyor. Bunu sadece başaran Trabzonspor hep yine ilklere imza atıyor. İnşallah bu sene rekoru kırıp da şampiyonluğu ilan edeceğiz. Onu yapmak istiyoruz. Ben bütün camiaya, bütün takıma, bütün futbolculara, teknik heyete, başkanına, top toplayıcısına kadar hepsine teşekkür ediyorum. Buradan da bütün Trabzonlulara seslenmek istiyorum tekrar. Bize yakışan, Trabzonlu'ya yakışan, bu şehrin milliyetçi Trabzonlulara yakışan başkasını üzerek şampiyonluk kutlamasını yapmayalım hep beraber. Dediğim gibi silahtan uzak, kurşundan uzak şampiyonluğu doya doya yaşayalım. Bütün dünyaya da örnek olsun ve öyle bir çalışmalarımız var ki inşallah bütün Trabzonspor taraftarı 40 yılda bir şampiyon oluruz ama 40 yılda bir şampiyonluğu kutlayacak hiç kimsenin olmadığını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. İkinci yarıda daha doğrusu maç sonunda görüşmek üzere. Başkanım sizi sakin bir şekilde uğurluyorum. Maç sonunda tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum ben size, teşekkür ekibinize, Mavi Karadeniz'e, Fuat Bey'e. Çok saygılar sunuyorum. Maç sonunda görüşmek üzere. Bitmedi başkanım. Eyvallah. Görüşürüz. Skor tahminim benim 2-1 abi bence. 2 tane atacağız. Bir tane de büyük bir ihtimal yeriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. İkinci yarı biraz daha şeyle çekişmeli geçebilir. 2-1 kazanacağız abi. Şu an Beşiktaş'ın işi çok zor. Sıkıntı yani. Abi ben zaten başta 2-1 demiştim. Hala aynıyım. 2-1 alacağız inşallah. Veriyorum. 3-1 yeneceğiz diye düşünüyorum. Goller Hamşik, Bakasetas, Cornelius. Trabzon 2-1 alacak maçı Allah nasip ederse. Ben Bayburt'ta olarak Trabzonspor'u tutuyorum. Trabzonspor'umuza gurur duyuyorum. 1-1 biter maç. 2-0. 2-0 bitecekmiş. Allah'ın izniyle kazanacağız. İnşallah. Kaç kaç ama denemedin. 2-0. 2-0. Evet. Trabzon 2-1 alır. 2-1 diyorum. Biz de gönülden Trabzonsporluyuz. 1-0 yenecek. Yani Trabzonspor bu sene şahane futbol oynuyor. Anadolu takımı olarak zaten olmasını istiyoruz. Zaten 4 büyüklerden bir tanesi Trabzon. 1-0 Trabzon alır bu maçı. Ben de 2-1 diyorum abi. 2-1 Trabzonsporumuz inşallah alacak. Biz kazanırız 2-1. Her türlü. Ya maç şimdi iki takıma göre değişir şimdi. İlk yarı çok baskılı oldu. Ama 0-0 bitti. İkinci yarı inşallah 2-1 alacağız diye tahmin ediyorum. Evet, olması ihtimali olan bir sonuç ama beklemediğim bir sonuç. Çok güzel bir şans aslında bizden yanaydı. Başkan penaltı direkten döndü ama maalesef yenen talihsiz bir golle bir puana yetindik. Şimdi yine yüzün güzel bakıyor, gülüyor. Yani seni böyle görmek... Kaybedilmiş hiçbir şey yok ki emin emin. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş bir puan gönlümüz isterdi ki 3 puan alalım. Bir puan almışız. Bu takımın böyle şeylere şansı var, hakkı da var. Biraz daha tabii daha rahat oynayabilirdik. Daha da korkusuz oynayabilirdik. Panik var mıydı? Ya panikten ziyade şöyle, buraya kadar gelmişsin. Önce kaybetmemeyi seçmek lazım. Ben tebrik ediyorum hocayı, takımı, bütün yani... Taraftara ne demeli? Bizim taraftarımız şöyle, biz çok zor bir şehiriz. Trabzonspor, çünkü bizim orada herkes futbolu iyi bilen, taraftarı iyi bilen. O yüzden bazı o yazılanlara, çizilenlere, hocayı eleştirenlere ben doğru bulmuyorum. O eleştirdiğiniz hocayla buralara geldik. O evet. Ya Abdullah Avcı hocayla şu anda... Ligde 15 puan, 16 puan farkın varsa o hoca bunu buraya kadar getirdi. Dolayısıyla o hocanın da böyle şeylerde risk almama gibi hakkı olduğunu düşünüyorum. Bence de doğru yaptığını düşünüyorum. Amaç sonuçta şampiyonluksa bunu nasıl getireceği tabii ki hocanın kendi bilgisi, birikimi. Ben üzgün değilim. İnanın alsak daha çok sevinebilirdik ama üzgün de değilim. Güzel güzel gidiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim başkan. Normalde Trabzonspor sevdasında ticareti işi karıştırmadığını biliyorum. Eyvallah. Seni çok iyi tanıdığım için. Eyvallah. Her ne kadar benim rahatsızlığımdan sonra sık görüşmesek de. Şimdi ben ister istemez muciplik yapacağım biliyorsun. Eyvallah. Ticarete döneceğim.
Hanzade Kafe'yi gerçekten çok değişik gördüm. Çok değişmiş bu sene. Biraz da buradan bahsedersek, geldiğinde çok güzel bir şey vardı başkanım. Semazen vardı ve iftar yemeği vardı. Allah kabul etsin oristanlarımızı. Çok kısa burayla da bir şey yaparsak, İstanbul'un saklı cenneti Güngören'e, yani bu bölgenin saklı Allah cenneti burası. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Burası benim adresim, evim. Yani, değil mi? Tabii ki canım. O yüzden bütün İslam camiasının Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Rabbim niyetlerini hayır eylesin. Tutmuş oldukları orucu kabul eylesin. Dualarını da kabul eylesin. İnşallah biz de bu Ramazan ayına yakışır bir şekilde bir şampiyonluk kutlayacağız. Allah yani nasip ederse. Yine Trabzonspor'a geldi. Hanzade'den diyorum. Azıcık diyorum. Hanzade'den bahsedecek. Neyini bahsedelim ya? Allah'ım güzelliği, olsun. Güzelliği, değişikliğini. Çünkü değişmiş. Gerçekten çok değişmiş. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Söylediğim gibi şimdi biliyorsunuz 2,5 sene kapalı kaldık. O 2,5 sene kapalı kalma zarfında da biraz değişiklik yapma gereği duyduk. Çünkü Allah utandım. Herkes ticaretinde iş yaptığı ortama, zemine biraz daha yatırım yapar. Biz de onu yapmaya çalıştık. Allah hamdolsun güzel de bir çalışma oldu. Çalışanlarımız var. Güzel evet. Olsun istiyoruz. Nasip İnşallah de. Ülkemiz evet. Daha güzel olur. İnşallah. Ve ben çok iyi olacağına inanıyorum. Çok evet. Güzel olacağına inanıyorum. Fiyat bilmem ne, ekonomi bilmem ne, vallahi hiç ilgilendirmiyor beni. Çünkü rızkı veren Rabbim. Rızkı alacağı gün, insanın rızkını kestiği gün canını alır derler. Biz ona iman etmişiz, ona inanmışız. Bugünlerimize şükrolsun. Daha güzel günlerimiz oldu mu? Evet oldu. Ama o güzel günleri yine yaşamak için biraz stres, sıkıntı yaşamak gerekiyor. Sonra da şükürler olsun diyeceğiz. Yapacak otel şey. Devam ediyor mu Trabzon'da? Otelden çıktım, otelcilikten. Tamam, yani, iki oteli de evet. Bıraktık. Yine de arkadaşlarımızla, yabancı değil, bizim yine ortaklarımızla onlara devrettik. Yine bizim yerimiz. Şöyle yapalım mı sevgili başkan? Daha önce geldiğimde şu kadardı. Mikrofon tuttum. Şimdi bir geldim şaşırdım. Kocaman adam olmuş. Gel bakayım yanıma şöyle. Evet. Gel bakayım şöyle benim yanıma gel. Beni geçti. Geçti, beni de geçti. Beni de geçti. Emmiyiz, sonuçta amcayız. Evet, seni bir daha tanısınlar mı? Adım Yusuf Öksüz. Yusuf, son dakikada yıkıldım ve tam çıldırmışsın. Önce orayı, ondan sonra buraya gelelim abim. Canım benim. Ya bu son dakikada bir an, yani o anı acayip şey oldum. Dedim bir hafta ertelenmesin yani. Niye ertelensin ki? Yani bir şampiyonluk hani bu yaşımda görecektim. Yarım hafta ertelendi. Ha, bir hafta ertelendi. Karagümrük maçına kaldı. Zaten Karagümrük maçına gideceğim inşallah. Ben oradan direkt şey yapıyorum da. Kaçma. Evet, bu sefer burada işi ele aldığını da gördüm maşallah. Yani gerçekten İsmail Turgut Öksüz'ün sana güvenini sarsmamışsın. Yani daha önce veliaht olarak diyorduk. Gerçekten almış geldiğimde maşallah iftarı verdirtmişti. Evet, evet. Abim maçı babadan aldık. Duyguların varsa almak isterim ama burayla da ilgili kısa bir söyleşi yapalım seninle. Maçla alakalı iki takım için de zor bir maç geçti. Ama hani yine her türlü dostluk kazandı diyelim. Dostluk kazandı evet. Öyle yani maç konusu. Burayla alakalı da babanın o televizyon kırmaları, çıldırmaları devam ediyor mu? Allah aşkına Yusuf, doğruyu söyle. Yo, nadir. O kadar fazla değil artık. Yani artık diyorsun televizyon parası vermiyor. Yo, yo. En son bir tane peştelik. Artık ben yapıyorum onları. Babadan evlada geçmiş. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Emeğinize sağlık. Her daim beklerim. Şeref verdiniz. Burası bizim olduğu kadar sizin de. Trabzonların yeri. Bütün Trabzon camiasına Ramazan-ı Şerif'ini tekrar kutluyorum. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah söylediğim gibi hem ayımıza yakışır hem Ramazan-ı Şerif'e yakışır bir kutlama olsun. Tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. Bizlerin sevinci başkalarının üzüncü olmasın. Çok. Bizler sevinirken başkaları üzülmesin. Trabzon şehrine, Trabzon evladına, Trabzon camiasına yakışan bir şampiyonluk kutlayalım. O yüzden silahtan uzak bir şampiyonluk diliyorum. Bu şampiyonluk 7'den 70'e işte bir kupa maçında şehit olan ailemize gelsin. Trabzonspor uğrunda maçlara gidip canlarını feda eden Trabzonspor
camiasında bir sürü renktaşlarımız var. Onları da rahmetle yad edelim. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Ailelerine sabır versin. İnşallah bu sene bütün kupayı alıp, ben başkanı da buradan söylemek istiyorum, o vefat eden ailelerimizin mezarlarını bu kupayla taçlandırıp onları ziyaret edelim. Böyle bir şey yaparsa Sayın Başkan, inşallah bizler de yanında oluruz. Çok teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir şey olur. Çok teşekkür ediyorum yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Yusuf, sana son sözüm şu olacak abim. Babanın, bir ara babanla beraber konuşmuştuk. Bir özele girmiştik. Demiştik ki benim hayatım reyting rekorları kıracak bir hayattır. Öyle bir babanın oğlu olarak maşallah gerçekten bugün seni işin başında gördüm. Bundan dolayı çok sevindim. Eminim ki sen de gelecek nesillere ekmek yedireceksindir. Başarılar diliyorum abim. Okul devam ediyor mu? Okul devam ediyor abi. Tamam, ona çok sevindim. Senden de son sözleri alayım. Ondan sonra noktalayalım. Şimdi babamın dediği gibi öncelikle Trabzonspor taraftarının, yani Trabzonspor taraftarları, yani Trabzonspor için canlarını vermişlerdi. Yani babamın da dediği gibi kupayla beraber neydi ismi, Niyazi Koyuncu gibi, ondan sonra özellikle Eren Bülbül'ün annesi çok istemiş. Çok istemiş yani, şampiyon olunca mezara gelinsin diye. Şimdi isimlere girmeyeceğim. Allah mekanını cennet etsin Eren Bülbül'ün. Biz bir hafta, iki hafta önce Eren Bülbül'ün üstüne kapanan ve şehit olan 41 mermi yiyerek Ferhat Gedikli'nin memleketi olan Hatay'a gençlik kollarımızı gönderdik. Orada onun anısına bir kütüphane yaptırdık. Şimdi biz Trabzonlu olduğumuz için Eren Bülbül'e eyvallah, kalbimize gömdük, tac ettik. Ama orada bir kahraman daha var, Ferhat Gedikli. Eren Bülbül'ün üstüne kapanıp 41 mermi yiyen şehidimiz. Allah mekanını cennet etsin. Böyle çok kahramanlarımız var. Bu sadece Trabzon'a has değil, Türkiye gerçekten kahramanlarıyla meşhur bir ülke. Yurt dışlarına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. İlk geldiğinizde inanın Türkiye gibisi yok. Şu andaki ekonomik sıkıntının vermiş olduğu, halkın ocağına değen ekonomik sıkıntının vermiş olduğu bir ortalıkta bir böyle nasıl söyleyelim, nasıl anlatmaya çalışalım, bir belirsizlik var. İnşallah onu da ülkeyi yönetenler güzel bir şekilde atlatacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Ve biz çok güzel günler yaşayacağız. İnşallah. Ve bunu Haziran ayından sonra hissedeceğimizi ben inanıyorum, düşünüyorum. İnşallah. O yüzden inşallah ülke ekonomimiz iyi olursa, Trabzonspor'umuz şampiyon olduğu zaten Allah'a hamdolsun olacaktır. Yani birbirimizi sevelim, birbirimize iyi davranalım. 11 ayın sultanı olan Ramazan'da herkes birbirine saygılı olursa, sevgili olursa, kucaklayıcı olursa bu ülke bizim çok güzel olur yani. Çok daha şen şatrak olur. Biz bu günleri yarınlardaki, ben oğlum olarak diyorum ama bütün üniversite camiasında bugün yola gönderdiğim üniversiteli çocuklar var. Maça gönderdiğimiz. Allah onları da sağlıklı sağda gidip gelmeyi nasip etsin. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu ülkenin bütün çocukları bizim. Hepsini kucaklamamız lazım. Size de emeğinize de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizi var etsin. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Hanzade'den aktaracaklarımız şimdi bu kadar ama daha neler olur Allah bilir. Görüşmek üzere.